Sevgili seyirciler, haberlerimizi ekranlarınıza getirdik. Çocuklar bugün okulun ilk gününde heyecanlıydılar ve oyunlar oynadılar. Okulun ilk gününün tadını çıkardılar. Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılında da birçok değişiklik yapıldı. Şimdi bu değişiklikleri konuşacağız. Bir konuğumuz olacak. Eğitimci Hatice Yılmaz'la değerlendireceğiz. Neler değişti? Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor? Hocam merhaba, iyi geceler. Hoş geldiniz BengiTürk ekranlarına. Merhaba, iyi yayınlar Ebru Hanım. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi çocukları ekranlara getirdik. İlkokul çocuklarıydı daha çok ama şimdi özellikle liselerde bazı değişiklikler olacak. Yine ilkokullarda da değişiklikler var. Yeni dönemde öğrencileri nasıl değişiklikler bekliyor? Neler olacak bu yıl? Yeni dönemde ortaöğretim yani liselerle ilgili bir hayli düzenleme getirildi. Ama olumlu düzenlemeler getirildi. Bunların içerisinde sınıfta kalma yönetmeliği geri geldi diyebiliriz. Bir öğrencinin şu anda 9, 10, 11, 12. sınıfların tümü için geçerli bu ama herkes bulunduğu sınıftan itibaren bu yeni sisteme girecek. Örneğin şu an 10. sınıfta olan bir öğrenci bu sene içerisinde 3 dersin yıl sonu başarı puanı %50'nin üzerinde olmak kaydıyla en çok 3 dersten başarısız olursa borçlu olarak, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir. 4 dersten başarısız olmuşsa o öğrenciye sınıf tekrarı gelecek. Ancak bununla birlikte okullara da belli bir komisyonlar kurma görevi verildi. Öğrencilerin başarısını takip etmelerini sağlamak amacıyla okullarda komisyonlar kurulacak. Her okulda müdahale ve yönlendirme komisyonu kurulacak. Bu komisyonların görevi çocukların hem devamsızlıklarını takip etmek hem de akademik başarılarını takip etmek olacak ve bu kurullar gerekli zamanlarda ailelerle iletişim kuracaklar. Öğrenciyi okula bağlamak için. Sınıf geçme yönetmeliğinde bu değişiklik var. 2 yıl üst üste yani hem 9. sınıfta hem de 10. sınıfta 3'er dersten başarısız olmuşsa öğrenci 10. sınıfı tekrar etmek zorunda kalır. Ve orta öğrenim hayatı boyunca bir defa tekrar etme hakkı var. Sınıfta kalan çocuk, başarısız olan çocuklar ikinci defa sınıfta tekrar yapmak zorunda kalırlarsa eğer çıraklık eğitim merkezlerine yönlendiriyorlar ya da velinin isteği doğrultusunda açık öğretime yönlendiriyorlar, yönlendirilecekler. Bu çocuklar başarısız oldukları altı dersi tamamladıklarında yine okullarına devam edebilecekler. Bir başka kanun değişikliği de öğrencilerin okula devamsızlığı ile ilgili. Biliyorsunuz geçtiğimiz son yıllarda özellikle 12. sınıfa gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yani öğrencilerde büyük bir istek vardı. Açık liseye geçelim, bir yıl üniversiteye hazırlanalım telaşı vardı. 11. sınıftan itibaren de öğrenciler kaçıyorlardı okullardan. Devam edenlerde bile ikinci yarı yılda liselerde öğrenci bulmak giderek zorlaşıyordu. Herkes evinde çalışmayı tercih ediyordu. Ama buna bir çeki düzen getirildi. O eğitimin düzenini bozmuştu iyice. Yani liseleri anlamsız hale getirmişti bu düzen. Yeniden devam mecburiyeti getirildi. Öğrencilerin 10 günü mazeretsiz olmak kaydıyla devamsızlık hakları toplam 30 günle sınırlandırıldı. Ancak 2 gün devamsız mazeretsiz olarak 2 gün devam etmeyen öğrencinin velisi okul tarafından aranarak bilgilendirilecek. Bunun yanı sıra 5, 15 ve 25. günlerde de aileler okula çağrılarak çocuklarının durumu hakkında haberdar edilecekler. İstisnası sadece hani hastalık durumunda özel durumlar var. O özel durumlarda bu süre 40 gün 50 yani çok yakınını kaybeden birisi için 40 güne kadar çıkabiliyor. Ya da sağlık nedeniyle, polis gözetiminde olma nedeniyle 60 güne kadar çıkabiliyor. Ama mazeretsiz izni hiçbirisinde bunların 10 günü geçmeyecek. Şimdi burada sadece iş çocuğa yüklenmiş gibi görülüyor olabilir ama okullardaki bu müdahale ve yönlendirme komisyonları çocukları okul içinde hem akademik olarak hem de devamsızlık olarak takip etmek zorunda olduklarından
Bu çalışmanın öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bir çocuk 30 günü mazeretsiz 10 gün mazeretle birlikte 30 günü doldurduğunda ne kadar başarılı olursa olsun tekrar okula devam edemeyecek. Ancak bir yıl sonra aynı sınıftan devam etme hakkı var öğrencinin. Bir başka değişiklik de sınav sisteminde geldi. Bir o yönetmelikte sınav ölçme değerlendirme yönetmeliğinde geldi. Ölçme değerlendirme yönetmeliğinin alttan başlarsak daha önceki yıllarda ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda okul yazıları yapmak yoktu, yasaktı. Bu yıllarda öğrencinin sınıf içi davranışları, görevlerini yerine getirmesi, talimatlarına uymasına göre öğrencilere not verilirdi. Artık 4. sınıfta da aynı sisteme geçilecek. Yani 4. sınıfta da yazılı sınavlar kaldırılmış durumda. Ancak ilkokulda dahi Türkçe okuma becerilerini, okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini ölçecek çocuklar bu becerilerini geliştirecek özel yöntemler uygulanacak. Ortaokullarda ve liselerde ise her dersten iki yazılı sınav yapılacak ve bu yazılı sınavların tarihleri aşağı yukarı belli ama okul hangi tarihte sınav yapacağını kesin olarak öğrencilerine duyuracak. Ayrıca sınavda çocuklara hangi konu ve kazanımlardan kaçar soru çıkacağı ile ilgili de bilgilendirme yapılacak. Yine okuldaki eğitim kalitesini artırmaya yönelik olarak yapılan yazılı sınavların örneğin bir okulda 3 tane 5. sınıf varsa ya da 3 tane 8. sınıf varsa yazılılar bu 3 şubede aynı sınav uygulanacak ki sınavın sonucunda ölçme değerlendirme yapılacak. Ve öğrencilerin eksikleri okul çapında yani sınıf düzeyinde belirlenmiş olacak ve yine müdahale ve yönlendirme komisyonu başarısızlığı artırmaya yönelik önlemleri de yaptığı toplantılarda belirleyecek. Böylece öğrencilere biraz daha okul içinde sahip çıkılmış olacak. Bir istisna geldi. Türkçe, Türk Dili Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınav biçimi değiştirildi. Bu derslerde okuma, yazma, konuşma ve dinlemeye yönelik ölçümler yapılacak. Ölçme sistemi değişti. Bu da çok iyi oldu. Öğrenciler hem kompozisyon yazabilmeyi öğrenecekler, hem konuşmayı kendilerini ifade etme becerilerini ölçmeye yönelik çalışma yapılacak, hem de dinlediklerine ne kadar anladıklarına yönelik ölçümler yapılacak ki bunlar mutlaka ama mutlaka olması gereken çalışmalardı. Çok olumlu buluyoruz. Ya bütün eğitim ekibi bu tür çalışmaları olumlu buluyor. Hocam peki sizce bu değişiklikler öğrenciler açısından nasıl değişiklikler? Tabii ki onlar için birçok artısı olacaktır ama siz bir eğitimci olarak nasıl değerlendiriyorsunuz toplamına baktığımızda? Şöyle, bu sınav sisteminin esnetilmesinin sebepleri vardı. Önce bir pandemiyle zaten çocuklar esnediler. Arkadan deprem nedeniyle liselerin ikinci döneminde neredeyse okula gelip gelmeme özgürlüğü verildi çocuklara ama bu da öğrenci başarısını olumsuz yönde etkiledi. Yani lisenin ciddiyeti ortadan kalkmıştı. Şimdi bu şekilde sınıfta kalma düşüncesinin bire geri gelmesi çocukların derslerine daha sıkı sarılmasına neden olacak. Bu anlamda iyi bir gelişme. Ancak eğer siz sınıfta kalma ihtimali olan çocuğu sene başından itibaren takip etmezseniz, korumazsanız bu çocuk eğitim dışına çıkma ihtimali olur ki bu da hiç istemediğimiz bir şey. Dolayısıyla eğer gerçekten de müdahale ve yönlendirme komisyonları görevlerini yaparlarsa ve toplantıları biraz daha sıkı yaparlarsa bu çocukların hepsinin elinden tutulacaktır diye düşünüyorum. Kolay kolay çocuklar harcanmayacaklardır diye düşünüyorum. Ama olumsuzlukları olmayacak mı? Tabii olacak. Birazcık da olacak ama yani şu halinden kat 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 daha çocukların faydasına bir sistem geldi. Evet Önemli çocuklar. olan bu çocuğun toplam kazancıdır. Çocuğun toplam kazancı olarak baktığımız zaman eğitime ciddiyetin getirilmesi çocuk için her zaman avantajdır. Çünkü dünya öyle bir yere gidiyor ki artık
çocukların mutlaka belli temel becerilere sahip olması lazım. Bu arada kimsenin de dikkatini çekmeyen iki değişiklik daha var. Bunlardan bir tanesi öğrenciler lise yılları boyunca toplam 50 saat sosyal sorumluluk projesi görevini yerine getirmek zorundalar. Bu portfolyolarına işlenecek. Aynı şekilde uzaktan öğretim yöntemiyle sertifika programlarına yazılacaklar ve sertifikalar alacaklar. Bu gidişin sonu öyle görülüyor ki üniversiteye girişte bu portfolyo dosyaları gelecekte öğrencilerin işine yarayacak. Dolayısıyla okullar bu konularda da öğrencilerine yönlendirme yapmak zorundalar artık. Yani okullar da bu işe biraz daha fazla sahip çıkmak zorunda kalacaklar diye düşünüyorum ki bu öğrenciler ve ülkem adına gerçekten çok mutlu olduğum gelişmeler. Evet, bir de cep telefonu yasağı var hocam yeni dönemde. Bu nasıl etkileyecek öğrencileri? Cep telefonu yasağı olması gereken bir yasak. Hem öğrenciler için hem de öğretmenler için de olması gereken bir yasak. Öğretmenler de cep telefonuyla sınıfa giriyorlardı. Artık öğretmenlerin de cep telefonuyla sınıfa girmemesi gerekecek. İster istemez ilgi bölünüyor çünkü. Öğrencilerin cep telefonu yasağı ders içerisinde olabilir ama belli derslerde, araştırma yapılması gereken derslerde öğrencinin elinden cep telefonunu almak yanlış olur. Ha, ne olur? Belli bir konuda sınıf içinde araştırma yapılacaksa cep telefonlarının şey açılır. Yani kullanılabilir hale getirilir ve öğrenciler kullanırlar. Ama onun dışındaki saatlerde örneğin biz okullarda cep telefonlarını topluyoruz. Evet. Okula girinceye kadar serbest. Girdikleri andan itibaren her sınıfın bir kutusu var. O kutuya öğrencilerin isimleri yazılı olmak kaydıyla telefonları toplanıyor. Ama gerektiğinde yine öğretmen gözetiminde dağıtılıyor sınıfa. Ders bitiminde tekrar toplanıyor. Bu yöntem uygulanabilir bir yöntem. Yoksa ya benim seminerlerde de dikkatimi çekiyor. Örneğin çok ilginç bir konuda seminer verildiği halde öğretmenler o cep telefonundan kopamıyorlar. O da hiç hoş bir görüntü olmuyor. Öğretmenin belki iki iş aynı anda yapanlar çoktur ama ne olursa olsun ilgi ve dikkat bölünür diye düşünüyorum. Onun için çok olumlu cep telefonuyla sınıfa girilmemesi. Üstüne üstlük cep telefonu küçücük çocukların ellerinde bile var artık. Ve bu çok yanlış. Evet. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Bu konu da çok fazla tartışıldı. Veliler bundan böyle randevu alarak okula gidebilecekler. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Okulun kendine özgü bir alanı var. Eğer biz velileri kontrol altında tutmazsak, veliler koridorlarda dolaşırlarsa hem öğrenciler bu işten çok tedirgin oluyorlar, hem de öğretmenler yani koridorları toparlamak mümkün olmaz. Öğretmenin okula, velinin okula randevulu gelmesi demek, okul yönetiminin de bu veliye vermek üzere bir takım bilgileri hazır hale getirmesi demektir. Yani dokümanla velinin karşısına okul çıkarsa çok daha doğru ama olur olmaz zamanda veli okula gelip de çocuğuyla ilgili bilgi almak isterse o anda başka işlerle meşgul olan okulu yöneticileri veliye gerektiği cevabı da veremeyeceklerdir. Ama randevulu gelen veli için okul hazırlıklı olacak demektir. Yani ben bilgi almaya geliyorum diyor veli, hazır olun diyor. Ama bunun dışında yani salgın hastalıklar var. Her şey olabilir. Velinin okula gerçekten de kontrol dışında girmemesi önemli. Yani hastalıkların bulaşıcılığını bile etkiler dışarıdan müdahaleler daima. Evet. Çok teşekkürler hocam değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. İyi geceler diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler, çok sağ olun.